ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri konusunda uzman bir şirketle konuşacağız. Birleşim Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan şu anda Skype hattımızda. Mesut Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi baktım şöyle portföyünüze, müthiş işler yapmışsınız. Bunların üzerine yeni şeyler koyabilecek durumdaysanız onları konuşacağız. Değilse bugüne kadar yaptıklarınızla belirlediğiniz hedefleri ayrıca konuşalım istiyorum. Mesela Doktor Feriha Öz, Acil Durum Hastanesi'nin ısıtma, soğutma, havalandırma sistemi sizden çıkmış. Başakşehir Çam Sakura Hastanesi aynı şekilde. Kartal Doktor Lütfi Kırdar Hastanesi aynı şekilde. Liv Ulus Hospital yine aynı şekilde özel hastaneler. Dünya Gözü yapmışsınız. Samsung fabrikasını yapmışsınız. Kuasar'ı yapmışsınız. Kuasar önemli bir bina, daha doğrusu önemli bir yapı. Water Garden benim de oturduğum yere çok yakın, gidiyorum zaman zaman. Bir de Palladium yapmışız, o da bize çok yakın. Görüyorum buraları. Mükemmel, yani hakikaten böyle dört dörtlük işler yapmışsınız. Ama sektörde durum nedir diye soruyorum. Acaba işler biraz yavaşlıyor mu, yoksa yeniden hız kazanacağını düşünüyor musunuz? Bir de şirketinizi de böyle birkaç cümleyle anlatırsanız sevinirim. Buyurun efendim. Tabii ki. Ali Bey, sizin de bahsettiğiniz üzere elektromekanik aslında taahhüt işleri yapan bir şirketiz. Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığı Erde ile beraber mekanik ve elektrik işleri yapıyoruz. Sizin de az evvel ifade ettiğiniz gibi aslında Türkiye'deki çok önemli ikonik yapılara değer katmış birçok projenin içinde 20 yıldır görev alıyoruz. Bunların hepsine baktığınız zaman aslında yüksek mühendislik gerektiren ve yüksek kalite gerektiren projeler. Bunların hepsinde aslında özellikle son dönemde saymış olduğunuz hastane alanları konusunda gerçekten de Türkiye'de çok ciddi gelişmeler sağlandı. Şehir hastanelerinde yaklaşık 5 milyon metrekare şehir hastanesi yapıldı. Bunların birçoğunda biz 1,5-2 milyon metrekaresine yakında birleşim ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik olarak görev aldık. Aslında bunların içindeki en çarpıcı ve en bizim açımızdan da değerli olduğunu düşündüğümüz 45 günde yapılan, sizin de ifade ettiğiniz gibi Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Pandemi Hastanesi diye yapıldı. Bu sadece 45 günde yapıldı. Evet. Ve gerçekten de o gün itibariyle dünyada hastalıkla, pandemiyle boğuşurken 45 günde bizim tarafımızda, elektrik mekanik tarafta yaklaşık 3000 kişi, şantiyenin toplamında da 6000-6500 kişiyle 45 günde anahtar teslimi, 1008 yatak odalı, aynı zamanda 1008 tane yoğun bakım ünitesi olabilen, içinde 6 tane ameliyathane olabilen, elektrik ve mekanik tesisatlarının tam hazır bir şekilde 45 günde yapılan bir hastane. Yaklaşık 20 yıldır bu sektör büyümeye devam ediyor. Şu anda toplamda son 10 yılda 7,5 milyar dolarlık büyüklükteki bir sektörden bahsediyoruz. Şu anda yine aynı şekilde özellikle İstanbul Finans Merkezi'nde halihazırda devam eden 2022 sonu ve 2023'ün ilk yarısında bitirilmesi planlanan büyük projelerin içerisinde Birleşim Mühendislik ve Erde Mühendislik olarak görev alıyoruz. Vakıfbank'ın genel müdürlük binasını yapıyoruz. Ziraat Bankası'nın genel müdürlük binasını yapıyoruz. Bizim de içinde olduğumuz Borsa İstanbul'un yeni bina, yeni hizmet binasını yapıyoruz. İş Bankası'nın, İşgeo'nun bir yatırımı olan bir binayı yapıyoruz. Yani sadece finans merkezinde yaklaşık 1500 kişilik, 100'ün üzerinde, 150'ye yakın mühendis kadrosuyla hizmet veriyoruz. Yani her dönem bu tarz şeyler oluyor. Özellikle 2008'deki mortgage krizinden sonra Türkiye'de acaba inşaat sektörü ne olacak? Sizin az evvel nitelediğiniz gibi konut haricindeki işlerde bir azalma, bir daralma olacak mı dediğinizde her seferinde Türkiye'deki bu sektör birazcık daha büyüyerek devam etti ve üzerine koyarak devam etti. O yüzden aslında hani bugüne kadar yapmış olduğumuz işlerle beraber her sene pandemi döneminde %20 büyüyen bir elektrik mekanik taahhüt sektörü ve Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığı Erde'den bahsediyoruz. Dolayısıyla da hani bu süreçte bizim beklentimiz inşaat taahhüt sektöründeki özellikle nitelikli, yüksek nitelikli mühendislik gerektiren yapılardaki taahhüt bedellerinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Evet. Yeni dönemde projelendirilen bu tür prestij yapılar var mı? Buralara girmeyi düşünüyor musunuz? Yani hani böyle birkaç örnek verebilecek durumdaysanız onları konuşalım. Tabii bunlar yani özellikle yine sağlık sektöründeki yatırımlarla ilgili baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı'nın yeni ihale ettiği yaklaşık 20'ye yakın şehir hastanesi var. Bunlar Trabzon'daki şehir hastane, Hastal Şehir Hastanesi, Urfa Şehir Hastanesi, Samsung Şehir Hastanesi, bunların hepsi belli büyüklükteki projeler ve gerçekten de mekanik taahhüt sektöründe özellikle nitelikli binalarda bu tarzda saydığımız
4-5 yıllık projelerden bahsediyoruz. Yine aynı şekilde keza yine özellikle endüstriyel tarafında Türkiye'deki fabrika yatırımları ve endüstriyel yatırımların artmasıyla beraber bunlarla ilgili olarak hani şu anda teklif verdiğimiz, görüştüğümüz işler var. Evet. Yine İstanbul'daki otel yatırımları ve yüksek katlı binalarınla ilgili olarak gelişmekte olan işler var. İşte az evvel şu anda sizin reklamda da gördüğümüz üzere Türk Hava Yolları kargo binasını yaptık mesela. Bu evet. da Avrupa'nın en modern kargo binası. Farklı farklı canlı hayvandan tutun da -20'ye kadar aşı ve diğer ürünleri stoklama alanına kadar Avrupa'nın en modern kargo binası oldu. Dolayısıyla hani bu süreçte yeni yatırımlarında en azından şu anda teklif verdiğimiz portföyden baktığımız zaman önümüzdeki birkaç sene süreçinde de devam edeceğini görüyoruz. Evet. Fabrika sanayi tesisi var mı gündeminizde? Yani radarınızı aldığınız, takip etmek istediğiniz, ettiğiniz? Ali Bey, özellikle savunma sanayinde Türkiye'de son yıllarda çok büyük gelişmeler olduğunu görüyoruz. Yine devlete bağlı olan kuruluşlar ve bunun haricindeki kuruluşlarda özellikle fabrika yatırımlarının çok ön planda olduğunu görüyoruz. Sizin de az evvel ifade ettiğiniz gibi Samsung'un Türkiye'deki ilk cep telefonu fabrikası buna benzer bir yatırım olarak işte Aselsan'ın, Havelsan'ın, Roketsan'ın yapmış olduğu işler ve yine devletin yapmış olduğu yatırımların içerisindeki nitelikli projeler işte yine Türkiye'nin büyük taahhüt kuruluşu olan Rönesans'ın Adana'da polipropilen tesisi üzerine kendi evet. yatırımı Cezayirlerle ortak. O mesela şu anda projenin içerisinde büyük endüstriyel yatırım olarak gözüküyor. Yani dediğim gibi sizin de az evvel ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de önümüzdeki yıllarda da fabrika ve buna benzer endüstriyel tesis yatırımları devam edeceğini düşünüyoruz. Yurt dışıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yurt dışında yürüttüğünüz, yürütmek istediğiniz, bugüne kadar yaptığınız ya da bundan sonra yapmayı planladığınız işler var mı? Ülke ve coğrafya olarak da bahsederseniz. Ali Bey, özellikle Türk müteahhitlerinin dünya inşaat piyasasındaki yapmış olduğu işler herkesin malumu. Gerçekten Türkiye'deki dünyada Türk müteahhitler dünyadaki çok önemli yapılara ve projelere imza atmaya devam ediyor. Biz de alt yüklenici olarak mekanik ve elektrik taahhüt işleri yapan firma olarak onların yurt dışındaki görev aldığı yerlerde onlarla beraber mekanik ve elektrik işlerini yapmaya çalışıyoruz. Bundan önceki projede Rusya'da işlerimiz oldu. Türkmenistan'da 6-7 tane proje yaptık. Azerbaycan'da Rixos Kuba denen Avrupa'nın en büyük golf sahasına sahip otelini yaptık. Yine Libya'da savaş zamanında Libya'da işler yaptık. Yeni dönemde de yine yakın coğrafyada ve Türkiye Cumhuriyetlerinde özellikle Türk müteahhitlerinin almış olduğu büyük çaptaki işte Karabağ'da almış olduğu büyük çaptaki taahhüt işleri var. Bunların da işte zamanı geldiği zaman elektrik ve mekanik işlerini ihalesiyle ilgili teklif veriyoruz, görüşüyoruz. Yine Rusya'da Rönesans'ın almış olduğu çok büyük bir Ustluga'da rafineri yani LNG tesisleri ve endüstriyel işler var. Bunlarla ilgili olarak da Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığı Erde ile birlikte yurt dışındaki işleri de hem daha agresif bir büyümeyle hem de oradaki işleri takip etme suretiyle o işlerde de iştahımız olacak diye düşünüyorum.